geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş stüdyomuzda bulduk. Kişisel gelişim uzmanı ve astrolog sevgili Anıl Can var. Nasılsınız? İyiyiz, çok sağ olun. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ediyoruz. Sizinle konuşacak çok konumuz var. Evet, bayağı güzel. Dolu dolu konuşacağız. Dolu dolu sohbet edeceğiz, konuşacağız. Zaten benim şahsımın da özellikle merak ettiği konular var. Hı-hı. Astrolojide olsun, bilinçaltı temizliğinde olsun. Ama ben önce bir bilinçaltı temizliğiyle alakalı konuşmak istiyorum. Bilinçaltı temizliği tam olarak nedir? Bilinçaltı deyince aklımızda artık çok popüler oldu. Herkesin ağzında da bir bilinçaltı temizliği sürecini duyuyoruz aslında bakarsınız ama bu süreç çok tehlikeli bir noktaya gitti. Neden? Eğitimi olmayan insanlar birkaç tane kitap okuyarak bilinçaltı temizliği yaptığını iddia etmeye başladılar. Veya psikoloji eğitimi almamış, psikoterapi bilmeyen insanlar birkaç tane işte kısa süreli 2 haftalık eğitimlere katılarak veya kitap okuyarak bilinçaltı temizleme yöntemlerine adım attığı için insanlar aslına bakarsanız artık bu konuyla ilgili de sorun yaşamaya başladılar ve suistimal edilmeye başlıyor. Bilinç dışı, yani bilinçaltı dediğimiz sistem, aynı zamanda bilinç dışı diye de adlandırıyoruz. Hayatımızda bizi biz olduğumuzu hatırlatan, her sabah uyandığında senin sen olduğunu hatırlatan şey aslına bakarsanız. Eğer bilinçaltımız olmasaydı her sabah uyandığımızda kendimizin kim olduğunu hatırlamayacaktık. Böyle bir süreç. Bize yürümeyi öğreten, yürüme bilgisini devam ettirten, yürürken telefonla konuşturan veya işte araç kullandırmayı öğreten şey bilinç dışı. Bilinç altında biz bunu yerleştiriyoruz. Aracı da bilinç dışı kullanmıyor. Otomatikleşmiş olan her türlü hareket ve inanış kalıpları bilinçaltı dediğimiz sisteme yerleşiyor. Bilinçaltı neresi dersek. Evet. Mesela şimdi aklınızda 3 ile 4 rakamına odaklanın. Neyse düşünün 3 ile 4 rakamını. Düşündüm. İşte biraz önce 3 ile 4 rakamı neredeydi? 3 ile 4 rakamı yani hiç aklımda yoktu. Aynen öyle. Ama düşünün deyince gelmeye başladı. İşte bilinç dışı da orası oluyor. Yani aklınıza getirmediğiniz ama var olan otomatikleşmiş bir bilgi. Farkında olmadan bu davranışlarımızı, iş hayatımızı, alerjilerimizi, hastalıklarımızı, yeme alışkanlıklarımızı, uyku düzenimize kadar her türlü süreci etkiliyor. Özellikle panik atak durumlarını, sağlık sorunlarını çok fazlasıyla tetikliyor. Neden? Çünkü yeme alışkanlıkları çok önemli. Kişiler bunalım yıllar yaşayarak, işte dolabın karşısına geçerek her gece açıyor mesela. Hepimiz yapıyoruzdur yani gece acıkıp ya da acıktığını zannedip dolabın karşısına geçip bakmak. Aslına bakarsanız bu bir sıkıntı sendromu. Yani kişi sıkılıyor, bunalıyor ve kendisi tatmin edici bir şeyler arıyor. Ama kimisi mutluluktan da yiyebiliyor. İşte o da bir ayrı bir baskılama sistemi. Herkesin çekirdek inançları farklı ve tepkisel boyutu da farklı. Bu yüzden 2 haftalık bir eğitimle bilinçaltı temizliği öğrenemezsiniz. Bunu bilmeniz gerekiyor. Peki böyle bir eğitim süreci ne kadar bir zaman alıyor? Yaklaşık yine bir üniversite eğitim olması lazım yani. Psikolojiyle ilgili bir bağlantı olması lazım. Bir psikoterapiyi bilmek gerekiyor. Yani bu işler kolay işler değil. Ah işte hadi şunu yaptın, bunu yaptın, hadi bilinçaltın geçti demek değildir o. Yaşam koçluğu diye bir şey var biliyorsunuz ki. Evet. Evet, dünyada ve Amerika'da. Her yerde büyük holdinglerin de çalıştığı, benim de çalıştığım 7 tane holding var. Böyle onlara yaptığım koçluklar var. Profesyonel alanda yapıyorsanız okey iyidir, bir sıkıntı yok. Ve koçluk bilinçaltı ile ilgilenmez. Bilinç dışı ile ilgilenmez. Gündelik kişinin bilinçli haliyle ilgilenir. Kişiyi güçlü sorularla tiftikler devamlı ve ondaki o sorunu çıkartır. Yani yaşam koçluğu eğitimine gittiğiniz zaman size bilinçaltı temizliği yapmayı öğretmezler. Onlar ayrı şeyler. Onunla o çok karıştırılıyor. Yani yaşam koçluğu ve bilinçaltı ikisi birbirinden bambaşka iki bir şey. Ayrı dal. Birisi biraz daha terapik bir boyut. Yani mesela 3 saatlik breakthrough sessions diye bir terapi var. İngiltere'de zaten öğreniliyor. Türkiye'de pek bilen bir insan yok. Evet, bunu uyguluyorum. Evet, bilgilendirelim ne olduğunu. Aynen. 3 saatlik bir terapi mesela bu. Bu 3 saatlik terapide hayatınızdaki bütün o terapik süreci, anne karnından buz yaşınıza kadar gelmiş olduğunuz bütün o ağırlıkları atmanızı sağlıyor mesela. Bu arada Anıl Bey'in bahsettiği zincirleri kır terapisi. Aynen. Zincirlerini kır terapisi dediğimiz bir terapi. O ismini de ben koydum. Türkçesi yok çünkü onun. Evet. Zincirleri kır terapisi dediğimiz bir terapi. 3 saatlik terapiden bir çıkıyorsunuz. İşte 40 yaşındasınız diyelim. O 40 yılın bütün o ağırlığını üzerinizden atarak çıkabiliyorsunuz. Bu kadar hızlı. İnovatif terapi aynı zamanda. Yani içerisinde psikoterapi, inovatif terapi, işte NLP var, bilinçaltı düzenleme var. O kadar etkin bir süreçti ki 3 saatte bile çıkıp gidebiliyorsunuz. Bu kadar etkin, hızlı bir çözüm sürecine gidiyor. Ha, tehlikeli mi böyle bir şey? Değil tabii ki de. Düzgün bir uzmanla çalışıyorsanız ve bunu bilen bir insanla çalışıyorsunuz değil. Nedir? Şizofreni hastasıdır kişi. Kalkıp bu 3 saatlik terapiyi şizofreni hastasına uygulamaya kalkarsan orada tepki görürsün. Ya da adamın çok ciddi bağımlılıkları vardır. Bu 3 saatlik terapiyi yine ona uygularsan yine sorun yaşarsın. Bizler bunlara dikkat etmemiz lazım. Yani biraz da kişinin depresyon varsa, özgüven problemi varsa, panik atak olabilir, sonradan çıkan alerjiler mesela.
Bir anda başlıyorsunuz 30 yaşında süte, laktoza alerjen olmaya. Ne alaka, hiç yoktu bu hayatınızda. Alerjen doğuştan geliyorsa geliyordur ve sonra kayboluyorsa kayboluyordur. İleriki yaşlarda çıkıyorsa bunu bir şey tetikliyordur. Alerji de bilinç dışında bir çıkarım mesela. Yani o alerji kişi yaşıyor ki bilerek kendisininle ilgi potansiyelini istiyor mesela. Ya çok ilginç şeyler çıkıyor. Laktoz alerjisi vesairesi bunlardan dolayı çıkabiliyor. Sevgili Anıl, ben şunu özellikle altını çizmek istiyorum. Şimdi biz yeni jenerasyon olarak yaşam koçluğuna, bilinçaltı temizliğine, duygusal enerji akımlarına konu olarak vakıfız, hatta ilgiliyiz. Evet. Bu ilgimiz bazen yanlış merkezlere gitmemize de sebep olabiliyor. Çok oluyor. Ama bir geçmiş nesil var ki bu çalışma sistemine hakim değil. Ve bununla eğlenebiliyor bile. Evet. Tabii. Mesela benim şimdi Antakya'da yaşayan sevgili kayınvalidem Elva annem var. 80 yaşında. Şimdi onun kişisel gelişimle alakalı yahut da bilinçaltı temizliğiyle alakalı nasıl bir bilinçlenme süreci geçirmesi gerekiyor ki biz onu konularımızla ilgili ikna edelim. İşte burada istek kendisinde olması gerekiyor. Bu çok önemli. Kişi farkındalığı kadar gelişebiliyor zaten hayatında. Eğer kişi farkındalığını geliştirmiyorsa kendisi de gelişemeyecek demektir. Bilinç de çok kadar kuvvetli ki bu bilimsel bir şey. Spiritüel bir şeyden bahsetmiyoruz bu arada. Evet. Ha, kuantum terapileri de... Üniversitede psikoloji dalının okuması gereken bir... Aynen öyle yani. Psikoterapi alınması gereken bir süreç. Hani kuantum terapi de mesela uyguluyorum ben. Bir kitabım çıkacak zaten. Hazırlanıyor. Yaklaşık bir aya falan çıkacak. Orada mesela çok etkin bir yöntem var. Biraz daha normal psikoterapilerden farklı olarak gerçekleşecek ama bu tamamen bilimsel olarak hareket ediyor. Yani bilinç dışı vardır ya da yoktur'un tartışması yok. Bilinç dışı var. Bu bizim çekirdek inançlarımızı ve hayatımızı yönetiyor. Yani mesela ilişkilerle ilgili sorunları çok görüyoruz bu dönem içerisinde, değil mi? Neden? Çünkü diziler bizim hayatımıza çok fazla entrikayı sokmaya başladı. Her dizide bir entrika dönüyor. O onu aldatıyor, o ona gidiyor, bu ona geliyor falan. Bilinç dışı ve yeni nesil bunu öğreniyor. Ha, ilişkilerde entrika var demektir sürecine ilgileniyor. Eski zamanlarda, eski büyüklere bakın, Türk filmlerinde hep böyle bir acı yaşarlar mutlu aileler. Sonra o acıları, işte sıkıntılar, problemler yaşarlar, bir sürü olay olur ama sonra o süreçten geçerler ve toplanırlar. 30 yaş üstü bütün kadınlara bakın, özellikle 40 yaş üstü kadınlara bakarsak özellikle, hep eşleriyle sorun yaşasalar bile otururlar ve boşanmayı beklemezler. Neden? Türk filmlerindeki gibi görürler hayatı. Ama bu biraz düzelecek mi acaba? Koşullarının değişmesiyle de alakalı değil mi? Yani çünkü kadınlar artık çalışmaya başladı. Hı-hı. Kendi ekonomik gücünü elde eden kadın artık eskisi kadar evet, çekmiyor. İşte bu da yine Amerika'dan geldi. Yani Amerika bilinç dışına yerleştirdi. Çalışan kadın modunu koydu oraya ve insana örneklemeye başladı. Bizler doğduğumuz andan beri modelliyoruz. Anne babayı modelliyoruz. Tabii. Bir çocuk için önemli olan süreç şu zaten. İlk doğdu. Anne babayla temas halinde bir çocuk ve orada şekillenmeye başlıyor. Ondan sonra okul dönemi başlıyor. Okul döneminde şekillenmeye başlıyor. Ondan sonra üniversite, arkadaşlar, ilk ilişki. Bunlarla beraber kişi şekillenmeye başlıyor ve belli kararlar, inanışlar almaya başlıyor. Ve bu kişi 30 yaşına, 40 yaşına geldiği zaman hayatındaki aksaklıkların sebebini bulamıyor. Kısır döngüleri yaşamaya başlıyor. Neden? İşte geçmişinde bir karar alıyor. Diyor ki işte erkekler aldatır diyor kadın. Hakikaten de betimleyici psikolojidir. Hani o çekmekle ilgili olan bir şey değil mesela. O betimleyici bir psikolojidir. Hakikaten aynı nöronlar sayesinde kendisini aldatacak adama empati duyuyor. Sempati duyuyor. Ona sevgi beslemeye başlıyor ve ona yöneliyor. Yani ve, bilinçaltı yönlendiriyor o zaman tabii hayatınızı. Tabii ki de. Bilinçaltınızda ne varsa onu görürsünüz. Şimdi bir araba almaya odaklanın. İşte rengini, markasını bulun. Dışarı çıkın. Bütün gün o arabadan görmeye başlayacaksınız. Daha önce niye görmüyordunuz? Şimdi onu görmeye başladınız. Daha fazla gözünüze çarpmaya başlayacak. Bilinç dışına ne yerleştirirseniz projeksiyonda da filmde de onu izlemeye başlayacaksınız. Peki, hayatınızda. Bizim, Türk hanımlarının söylemleri vardır. Ah, iyi insan lafı üstüne gelir. Hı-hı. Bunlar herhalde bu bilinçaltının bize getirdiği hediyeler midir? İnanıyorsa eğer iyi insan lafın üzerine gelire inanıyorsa hakikaten o iyi insan olabilir orada. Ama kötü insandır işte andık bak geldi falan gibi bir şey inanıyorsa kişi temel inancında o süreci de işaret ediyor olabilir. Davranışlar burada çok etkin bir süreçte. Beynimiz hiç durmadan çalışıyor zaten. Yani bir bakın kendinize, bir 5 dakika durun ve hiçbir şey düşünmemeye çalışın bakalım yapabilecek misiniz? Mümkün değil. Mümkünatı yok. Ben bile bu noktada bu kadar uzmanım, çalışıyorum, ediyorum ama nefes egzersizi yapmadan durduramıyorum yani. Devamlı bir düşünce. Özellikle mesela bilinçaltı kontrolü olmayan insanlar 5 dakika ya da 1 dakika bile
düşüncelerine hakim olamazlar. Mesela deneyin. 5 dakika boyunca atıyorum bir kedi düşünün ya da sevdiğiniz bir şeyi yapmayı düşünün. Bakın düşüncelerinizi takip edin. Daha farklı şeyler gelmeye başlayacak. Düşüncelere geçeceksiniz. O kedi size başka bir şey çağrıştıracak. O çağrıştırdığınız şey başka bir yere gidecek. Oradan oraya derken bir bakmışsınız ki yaprak gibi süzülmeye başlamışsınız. Oradan oraya, oradan oraya. Peki, düşünceler bunu içinde kaybolmuş. Nasıl kontrol edeceğiz? İşte burada bilinçaltı sorunu var. Bu kişi demek ki içsel olarak temsil sisteminde sorun yaşıyor demektir. Bunu bir düzeltmek, temizlemek, bu bilinçaltını bir kusturmak ve onu dengelemek lazım. Bu kişi içine çok atmış demektir. Yani genelde insanlar hep içine atarlar. Zaten insanlar hep bu öğretildi. İçine at, boş ver, sus ama soru çıkartma gibi ya da konuşma, boş ver gibi. Bunları yaşadığımız sürece o bilinçaltı o kadar çok dolmaya başlıyor ki artık. Bu sefer kişi özgüvenini kaybediyor. Hayatında kısır döngüler yaşıyor. Korkmaya başlıyor. Mutsuz bir hayat yaşıyor. Hayattan keyif alamıyor mesela. Bu çok önemli. Aynı zamanda işte yeme beslenme alışkanları değişiyor ve kilo almaya doğru gidebiliyor. İlişkilerinde bozulma görüyoruz. Evliliklerinde sorun görüyoruz. Hep şu oluyor zaten. İşte dışarıda biz eşimle çok mutluyuz ama eve geliyoruz sorun yaşıyoruz. Niye? İşte bilinç dışı eve girdiğin zaman adam sorunu çağrıştırıyor. Kadın sorunu çağrıştırıyor ve bir çaydan dolayı bile kavga ediyorlar. Ama dışarısı onların alanı değil. Farklı bir alan keşfettikleri için o zaman bu sefer artık birbirlerini karşı karşıya almıyorlar. Yan yana durmayı öğreniyorlar. O zaman dışarıda da zaten kendileri olmadan mı davranıyorlar bir nevi? Aslında kendileri dışarıda olmaya başlıyorlar tam anlamıyla. Yani ama yine aynı yerlere gide gele yine aynı sorunda yaşarlar. Yani evdeki potansiyelinden farklı bir boyuta gittikleri zaman karı kocaya baktığınız zaman güzel anlaşmaya başlarlar. Peki bilinçaltı temizliği nasıl yapılıyor? Bilinçaltı temizliği bir uzman tarafından veriliyor. Yöntemler, teknikler var. Hani şöyle yapın, böyle yapın diyebileceğimiz teknikler var. Mesela en güzeli nefes egzersizleri. Bilinçaltınızı temizlemez ama rahatlatır. Bilinçaltı temizliği bir terapik süreçtir. Hı hı. İşte ah olumlu düşün demekle bilinçaltı temizliği düzelmez. Kodlama tabii. Yapın işte bugün hayat çok güzel demek ki bilinçaltı düzelmez. Şimdi bunun artık esprilerini bile yapıyorlar. İyi düşün, her şey çok güzel olacak. Kötü hiçbir şey yok hayatımızda. Bilinçaltı temizse, çekirdek inançlar iyi kodlandıysa, değiştiyse bunu yapmak zorundasınız. Çünkü her gün beynimize bir sürü data geliyor. Olumsuz inanışlar. İşte oradan biri çıkıyor diyor ki Türkiye'nin hali çok kötü diyor. O diyor ki işte erkekler aldatır diyor. O diyor ki kadınlar işte şöyledir diyor. Diyor ki bu para kazanmak zordur diyor. Siz tam hayatınızı temizlediniz, toparladınız, oh özgürleştim derken bir sürü virüs gelmeye başlıyor. Bilinçaltınızdaki virüsler. Aynen öyle. Ona yerleştirmeye çalışıyorlar tekrar. Çevre yapıyor zaten bunu. Hı hı. Etrafınızdaki çevre bunu size öğretiyor. Ve siz filmlerden, dizilerden, gazetelerden bir şekilde öğrenmeye gidiyorsunuz. En önemli şeyler... Tavsiyelerimden bir tanesi şu olacak. Negatif algıladığınız her şeyi silin. Bu çok önemli. İşte kişiler diyor ki ben negatif düşünmüyorum. Hep olumlu düşünüyorum. Ama diyor. İşte hayatım yine kötü gidiyor. Çünkü çekirdek inanç hala olumsuz. Baktığı zaman hala işte hayatın zor olduğuna inanıyor. Sen hayatın zor olduğuna inanıyorken kalkıp hayat çok güzeldir dersen bilinç dışı seninle dalga geçmeye başlar. Aklına seni sıkıştırır. Gelmeye, depresyona koyar. Yani aynen. Aslında. Neye dikkat edebilirsiniz? Mesela arkadaşız biz değil mi? Burada konuşuyoruz. Sohbet ederken ağzından bir şey çıktı işte para kazanmak zordur diye bir kelime çıktı. Ha işte onu kenara yazın. Bu çok önemli. Veya işte zaten erkek milleti işte evine bakmaz dediniz. Hemen bunu not edin. Bunlar sizin gerçekten çekirdek inançlarınız. Oturdurun durduk yere bir uzmanla çalışırken kolay kolay çekirdek inançlar ortaya çıkmaz. Biz bunu terapik süreçte çıkartabiliyoruz ancak. Kişilere de ödev veriyoruz mesela. Bu ödev çok önemlidir. Kendi hayatınızla ilgili yaptığınız engellemeler, olumsuz düşüncelere bir bakın. Ama bunlar inanç zaten. İşte yapamam, edemem, yapamam, olmaz. Şanssızım. Zaten şanssız bir kadın bana mı çıkacak, böyle mi olacak? Mesela bizim millet kadar garip millet yok. Ben şanssızım diyor ama şanslı oynuyor. O zaman niye oynuyorsun? Ben hala bütün ümidimle piyango çekiyorum. Yani ben de hep şanslıyımdır. Oh bana çıkar diyorum, dörtte kalıyorum. Bir şey oluyor yani, bir şey geliyor. Orada şansı nasıl yerleştirdiğiniz de çok önemli. İşte bunları yazın. Negatifleri önce yazdık değil mi? Not ettik diyelim burada çıkan kayıtları. Hemen onu karalayıp bu sefer olumlusunu yazacağız. Ya mesela şimdi evde bile oturan aynen, herkes ekran yapabilir. Başındaki izleyiciler hayatındaki şimdi günlerde negatif, hanımlar var diyelim. Olumsuz ya da gitti. Neler düşünüyor yazsın. Aynen alt ama şeyde çıkacak bu. Sohbet anında çıkar. Bir şeyi dertleşirken çıkar. İnançlar öyle bir anda çıkar. Bilinç dışında bir şeyin hatırlatması gerekiyor. İşte annenizin parfümünü duysanız anneniz aklınıza gelir. Neden? Çünkü onunla ilişkilidir her şey. Siz o yüzden tam bu frekansa girdiğiniz zaman da bir anda pörtler ve çıkar. Mesela ben bu kadar yıllık bolluk koçuyum. Bir sürü holdinglere danışmanlık veriyorum. Türkiye'de çok önemli holdinglere danışmanlık veriyorum. Yönetim kurulu danışmanlığı.
Ve bir gün şey dedim yayınlardan bir tanesi, ya ne kadar para kazanırsanız kazanın zaten ona göre gideriniz artıyor dedim. Bunu ben kendim söyledim. Ve benim hayatımda böyle bir inanış varmış. Ve bunu değiştirdim. Ama bunu değiştirdikten sonra birikim yapabildim. Arasındaki farkı nasıl ayırt edeceğiz? İşte şöyle oluyor. Bu benim gerçeğimdi. Kişilerin temsil sistemine göre değişiyor her şey. Ben buna inanıyordum ve inanıyormuşum. Ve hakikaten de para kazanıyordum ama bir şekilde gidiyordu. Hiçbir şekilde yatırıma dönüşmüyor ama bunu değiştirdim. Neye yerleştirdi bunun yerine? Dedim ki bundan sonra her türlü kazancım benim birikime ve yatırıma dönüşüyor. Bunu gerçekten benimsedim ve inanç olarak yerleştirdim. Ve şu an baktığım zaman hakikaten de birikimlerimi yapabiliyorum. Yani düşünebiliyor musunuz? Burada şuna dikkat çekmek istiyorum. Bunu ben bile yapıyorum. Demek ki sizlerin hayatında kim bilir neler var. Bunlar da çok önemli olan süreçlerden bir tanesi zaten. Evet, evet. Ben Anıl Bey özellikle ergenlerle ilgili bir şey sormak istiyorum. Ergen süreci dediğimiz işte çocukları... Çok önemli. Çocukları en önemli olan dönem. En zor olduğu dönem. Anneyi, babayı, arkadaşları, öğretmeni modellediği veya işte... Dünyadan nefret ettiği, sadece arkadaşlarını sevdiği, arkadaşlarıyla bile ara ara sorun yaşanan bir yaş dönemi. Kimlik oturuyor işte orada. Ve en önemli süreç aslında hem gelecekleriyle ilgili karar verecekleri bir yaştalar hem de hayattan bu kadar nefret ettikleri. O neden gerçekleşiyor biliyor musunuz? Çünkü anne baba çocuğu kendi doğrularıyla yetiştirmeye çalışıyor. Aslına bakarsanız 10 yıl önceki doğruyla şu anki doğru bir değil. Bundan 20 yıl önce sigara içmek dünyanın en cool, en iyi şeyiydi. Şu anda nefret edilen, 3. sınıf vatandaşı görülen bir sistem. Değil mi? Ben inanamıyorum zaten. Eski videolarımızı izliyorum. Benim 16 yaşında bir kızım var. Yani yanında sigara içilmiş. İzlediğim zaman kendimden utandım. Uçakta, otobüste içiyordunuz eskiden. Yani evet, düşünebiliyor musunuz? Evet. Ama şu an her yerde yasak. Yapamazsınız, edemezsiniz. İşte bu neyi gösteriyor? 5 yıl, 10 yıl önceki bilgiyle şu anki bilgi aynı değil. Anne baba kendi öğrendiği bilgileri, kendi öğrendiği öğrenilmiş çaresizlikleri çocuğa aktarmaya çalışıyor. Çocuk başta küçükken bunu alıyor ama ergenlik dönemine geldiği zaman, farkındalığı artmaya başladığı zaman diyor ki ha bunları annemin anlattığı gibi değil diyor. Bu sefer sana dur diyor. Ama senin gerçeği öğrendiğin bir şey var. Ya çocuğun içinde kaygılanıyorsun. Diyorsun şimdi ki hayır diyorsun, böyle yapacaksın. O da diyor ki hayır diyor, bu böyledir diyor. İşte o gidiyor bu sefer arkadaşlarıyla bunu paylaşmaya ve anneyi babayı bloke koymaya. Annem babam geride kaldı Peki, gözüyle bakıyorlar. Peki bu zincirlerini kır terapisi ergen yaştaki çocuklara da faydası Tabii olan tabii. bir terapi. Herkese terapi. Faydalı. Yani özellikle biz zaten 18 yaşla 50 yaş durumuna herkese uyguladığımız bir sistem diyebiliriz. Yani çok yoğun talep var. Yani ünlülerden tutun da işte iş dünyasına kadar bir sürü insan bunu alıyor. Halkımızdan bir sürü insan yine bunu alabiliyor. Özellikle kilo problemleri mesela. Yani düşünsenize şu anda midesini kestiren insanlar var. Ve hani obezitedir, tıbbi bir gereklilik varsa ben ona karşı değilim mesela. Ama kişi, benim arkadaşım var, birkaç tane sanatçı da var bunu yapan, tanıdığım arkadaşım. Ve benim beslenmeleri, eşim yaptırdı. Öyle mi? Beslenmesini biliyorsunuzdur mesela. Yani çok tehlikeli bir şey. Beslenemiyor adam gibi bir şey yemiyor. Evet, kilo veriyor mu? Veriyor ama bağışıklık sistemi çökmeye başlıyor. Biz sizinle bunu ayrıyetten içeride konuşalım mı? Tabii ki. Çünkü benim özel olarak ilgi alıma giren yani, bir konuyu mesela konuştum. Mesela 3 saatlik o terapide... kişi giriyor. Ben hep diyorum ki mideni kestirmeye karar verdiysen önce gel bu terapiyi al. İşe yaramayacağını görürsen ki böyle bir şey yaşamıyor. İşe yaramazsa gider kestirirsin diyor. Peki. Tamam diyor, geliyor. Terapiyi uyguluyoruz mesela. Terapi bittikten sonra kişinin hayatına bakıyoruz. 3 ayda 4 ayda inanılmaz kilolar veriyor. Terapilerin insan hayatına ne kadar Aynen. önemli olduğunu buradan anladık.